Herkese merhaba. Bugün 21 Ekim 2020 günlerden çarşamba. Haftanın ikinci manşet yayınıyla karşınızdayız. Pazartesi günü haftaya başlarken o kadar kalabalık değildik ama nur topu gibi gündemlerimiz oldu. O arada Amerika'da yaklaşan seçim öncesinde gerçekten tahminler kızıştı. Bütün anketlerde Joe Biden önde görünmesine rağmen Donald Trump'ın ve taraftarlarının bir son dakika sürprizi yapıp yapamayacağı üzerinde duruluyor. Bu arada yarın Adaylar ikinci ve son. İkinciyi atlamışlardı esasen. Sanal bir e, debate, sanal bir münazara önerilmişti. E, Trump buna itiraz etmişti. E, üçüncüsü yarın yapılacaktı. İkincisi olamadığı için iki debate'le, iki münazarayla yetinecekler ve ikinci kez adaylar Trump ve Biden karşı karşıya gelecekler. Dünyanın gerçekten gözü kulağı bir yönüyle de orada. Amerika'da bundan sonraki dört yıl kim Beyaz Saray'ın Saray patronu olacak? Elbette bütün dünyayı ilgilendiriyor, yakinen Türkiye'yi de ilgilendiriyor bu konu. Paralel olarak Covid salgını devam ediyor. Bu konuda aşı ile ilgili çalışmalar henüz sonuç vermiş değil. Ancak aşı ile ilgili çalışmalar sonuç verse bile bu aşının kimlere nasıl uygulanacağı ve hangi sırayla uygulanacağı işte zengin devletler, yoksul devletler, gelişmiş devletler, az gelişmiş devletler, aşıya yatırım yapanlar, yapmayanlar, aşıya aşıya yatırım yapılmış olsa bile İngiltere'de yaşıyorum. Ben 66-70 milyon arası bir nüfusu var. Aşıya yatırım yaptı ve burada birkaç firma aşı geliştirme çalışması içerisinde. Peki bu 66 milyon insana nasıl uygulanacak? Hangi sırayla uygulanacak? Elbette risk grupları yapılacak, risk analizleri yapılacak ve üretilen aşı miktarınca e, bu insanlara uygulanacak. Haliyle bir aşı ortaya çıkmış olsa bile önümüzdeki senenin ilk yarısında bunun bütün insanlara uygulanması aylar belki yıllar sürecek. Bunu nereden biliyoruz? grip aşısından biliyoruz. Türkiye'ye 1,5 milyon grip aşısı gelmiş ve o 1,5 milyon grip grip aşısı bile kara borsa. Oradan biliyoruz. Dönelim iç siyasete. İç siyasette İyi Parti'de bir tırnak içinde FETÖ çatlağı var. İyi Parti'de bir operasyon var kimilerine göre. Kimilerine göre parti içi çekişmesi, kimilerine göre liderlik mücadelesi, kimilerine göre de derin devletin veya iktidarın partiyi bölme çabası veya kendi yanına, Cumhur İttifakı'na çekme çabası. Her ne olursa olsun partinin kurucularından ve tabi elbette Devlet Bahçeli'ye genel başkanı adayı olarak bayrak açanlardan iki numaralı isim Ümit Özdağ. Meral Akşener'den sonra iki numaralı isim Ümit Özdağ bayrak açtı Öz, Akşener'e ve e, alakalı ya da alakasız bir biçimde İstanbul İl Başkanı'nın tırnak içerisinde moda tabirle FETÖ'cü olduğunu iddia etti ve ondan sonra ortalık karıştı. Koray Aydın diye bir isim daha var. O da üç numaralı adaydı. Hatırlayın bunları birkaç sene evvel Devlet Bahçeli karşısında aday olmuşlardı da. Fakat kurultay toplanamamıştı bir türlü. Erdoğan'ın mahkemeleri Bahçeli'nin yanında hizalanmış ve o kurultayı yaptırmamışlardı. Ve mahkeme kararıyla Bahçeli genel başkanlık koltuğunu koruyabilmişti. Daha sonra Meral Akşener ve arkadaşları İyi Parti'yi kurdular. Diğer genel başkan adayları da Ümit Özdağ ve Koray Aydın da e, müsavat Dervişoğlu vs. gibi e, mühim isimler de vardı. E, Milliyetçi Hareket Partisi e, saflarında siyaset yapmış. Bütün adaylar birleştiler. Bir konsensüsle e, Çatı Partisi gibi Akşener'in liderliğindeki en güçlü isim Akşener'di. İyi Parti'yi kurdular. Çok fazla yürüyecek bir şey değildi. Ve e, öyle de oldu. çok geçmeden e, başkan adayları, o günkü başkan adayları, her biri bir bayrak açtı. Sadece zannediyor musunuz ki Ümit Özdağ? Hayır. Koray Aydın'da bir hareket başlattı vesaire. Akşener şimdi partiyi nasıl toparlayacak ya da bunları ihraç edecek veya bunlarsız e, İyi Parti ile yoluna devam edecek? Bu konuşuluyor. Gündemde bardak doldu yakında taşacak derken birazdan iyi Parti'ye tekrar döneceğiz. Bazı haberler üzerinden bir analiz yapacağım ben. Bardak doldu yakında taşacak benim lafım değil. Profesör Doktor Baskın Oran'ın lafı. Biliyorsunuz Baskın Oran geçtiğimiz e günlerde burada konu etmiştik. Pazartesi yayınında konu etmiştik zannediyorum. E İçişleri Bakanı Baskın Oran'ın bir yazısından dolayı, 2017 yılında yazdığı bir yazıdan dolayı Baskın Oran'a alçak demişti, uşak demişti. Hakaret etmişti yani bunlar hakaret kelimeleri. Ve Baskın Oran da ona dava açmıştı. Mahkeme istinaf vesaire neyse sonuçta bunun bir fikir hürriyeti olduğu, eleştiri sınırları içinde olduğuna hükmetti. Yani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu eleştiri sınırları içerisinde Profesör Doktor Baskın Oran'a bir kere daha tekrar edeceğim af buyurun alçak ve uşak demiş. Bu kelimeleri söylemezsek konu daha iyi anlaşılmaz. Baskın Oran da mahkemede kendini savunurken dedi ki eğer bu eleştiriyse ben de o zaman Sayın Bakan'a alçak veya ele, e, uşak dersem e, işlem yapar mısınız, yapmaz mısınız? Zor bir soruydu. Evet bugün e, yüreği yeten insan varsa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya alçak veya uşak desin bakalım ne oluyor başına, neler geliyor. Polislerini salıp e, sabahın köründe e, yatağından insanları eşinin yanından alıyor mu almıyor mu? baskın oranda harika bir savunmayla böyle söyledi. Madem buna eleştiri diyorsunuz, ben de bunu Süleyman Soylu'ya aynı kelimelerle iade etsem. Geçmişte 20-25 sene evvel Cavit Çağlar şu günlerde medya kuruyor ya Olay TV'yi. Mesut Yılmaz'a o gün Anavatan Partisi'nde güçlü bir liderdi. 20-25 yıl oluyor. Belki daha fazla gazete manşetlerine kadar yansıyan bir olaydı. Cavit Çağlar Doğru Yol Partisi'nde siyaset yapıyordu. Anap lideri Mesut Yılmaz'a çok affedersiniz ama bunlar söylendiği için söylüyorum. Yavşak demişti. Ve o da fikir ifade hürriyeti veya eleştiri sınırları içerisinde Mesut Yılmaz'ın açtığı dava e, düşmüştü. E, böyle şeyler de oldu. Politik tarihte bu var ama o günler gene iyi günlerdi söyleyeyim. Gene birbiriyle müsavi, eşdeğer insanlar işte mahkemede falan hesaplaşıyorlardı. Bugünkü gibi mi? Neticede baskın oran bu konuyu devam ettireceğini, yargıtay olmazsa anayasa mahkemesi olmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sonuna kadar konuyu götüreceğini söyledi. Ve bunu anlattığı yayında, ahval yayınında Yavuz Baydar'la birlikte yap, yaptığı yayında bardak doldu yakında taşıyacak dedi. İşte o yayından baskın hocanın bahsettiği bu bölümü sizlere ahval... E, editörlerinin anlayışına sığınarak sadece o bölümü Yavuz Baydar'ın da müsamahasına sığınarak getiriyorum. Birlikte dinleyelim. Eğer bir şey senin aklına ve vicdanına uyuyorsa onu yapacaksın. Sonucu hakkında hiçbir e, beklentide bulunmadan. Yargıtay'ın burada kesinlikle bu bir hakarettir demesini bekliyorum. Ama demeyebilir. O zaman da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine giderim. Nasılsa bende para çok, zaman çok. Evet. E diyeceksin ki şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını mahkemeler tanımıyor. Anayasa Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları beni, Mahkemesi beni hiç tanımadı. Ben görevimi yaparım. Gereğin Sonuna kadar yaptım. giderim. Ama bütün bunlar birikiyor bardağın dibinde. Böyle tortu birikiyor. ...yakında su kalmayacak o bardakta. Baskın Hoca böyle söyledi. Evet, başka videolarım da var sizlere dinleteceğim. Ama öncesinde şu İyi Parti e, operasyonuna bakalım. Operasyon kelimesini sadece ben kullanmıyorum. Karar Gazetesi de manşetinden operasyon demiş. Bir süre önce Cumhur İttifakı'na davet edilen... ...İyi Parti'nin olağan kurultayında başlayan liste tartışmalarının ardından... İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İstanbul İl Başkanı'na FETÖ suçlaması yöneltti. Gelişmeler üzerine AK Partili Bülent Turan'ın bekleyin yakında mecliste grup bile kuramayacaklar iddiasını ortaya atmasına ise Akşener'den yanıt geldi. Partimize bir saldırı bekliyorduk. Ben DYP'deyken 43 milletvekili nasıl ayrılmıştı biliyorum dedi. Evet Akşener tecrübeli bir politikacıdır. Tansu Çiller'le birlikte DYP'de siyaset yaptı. İçişleri Bakanlığı yaptı. 28 Şubat sürecinin yakınen görevli sorumlu tanıklarındandır ve 28 Şubat'ın hedef, o, hedef aldığı siyasal iktidarın bir mensubuydu. Çok iyi bilir 1996'lardan 97'lerden bu tarafa Türk siyasetini. Bakalım bu tecrübesini nasıl konuşturacak? Bakalım bu tecrübesini nasıl konuşturacak? İyi tanırız Meral Akşener'i, bütün siyasi sürecini yakinen takip ettik. Ve bu tartışmayı da, bu Süreci de gerçekten ilgiyle takip ettiğimi bilmenizi isterim. İyi Parti'nin kafası karışık demiş gazete pencere. Tabii bütün manşetleri getirmedim ekrana ama sabahından yeni şafağına, akit gazetesinden akşamına şuna buna bütün iktidar unsurları birinci sayfalarında kocaman yer açmış durumdalar İyi Parti'ye. Nerede bir çatlak, nerede bir bölünme var hemen atlıyorlar muhalefet söz konusu olduğunda. Aynı şekilde Muharrem İnce'yi de CHP'yi bölüyor diye desteklemişlerdi hatırlatalım. Gazete Pencere İyi Parti'nin kafası karışık demiş ki gel, belki bu İyi Parti'de yaşanan süreci en iyi anlatan konulardan biri olabilir bu. Özdağ bombası nasıl patladı diyor Hürriyet Manşet'ten Genel Yayın Müdürü Ahmet Hakan bu konuyu anlatmış. Bu konuyu anlatırken şunu söylüyor. İşte diyor bir hafta önce beni aradı Ümit Ağuz'da programına çıkabilir miyim? Mühim şeyler söyleyeceğim hemen kabul ettim diyor. E tabi böyle bir şeyde HDP'den telefon gelmeyince veya işte Kemal Kılıçdaroğlu'ndan telefon gelmeyince hemen evet demesi kolay. Neden? E, çünkü e, İyi Parti karışık, bu, bu tür karışıklıklar, muhalefetin bölünmesi iktidarın hoşuna gider. Ahmet Hakan böyle şeylerde e, büyüklerine danışmadan hemen gelen telefona cevap verebilir. E, öyle de yapmış ve zaten Ümit Özdağ'ın niye geldiği belli. Burada iki şey söyleyeceğim. Ümit Özdağ'ın üç şokla, e, suçlaması var. E, onlar da şunlar. Bir, Koray Aydın parti küçük olsun benim olsun zihniyetinde adeta eş başkan demiş. İki, Buğra Kavuncu FETÖ'cü, FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni Akşener'i uyardım demiş. Üç, HDP ile yan yana gelemeyiz, Iğdır ve Kars'ta MHP'yi destekleyelim demiş. Fakat Iğdır'ı kabul ettirmiş, Kars'ı kabul ettirememiş şimdi bu konu birinci tarafı şu bana göre en önemli tarafı. FETÖ üzerinden bir suçlama ve kavga yürüyor. Çok acık ki iktidarın bu söylemi bu yani bu kavganın belki iktidarı en mutlu eden tarafı bak yaşasın. Fetullahçı silah silah Fetullahçı silahlı terör örgütü meselesini ki işte açılımı bu FETÖ'nün bunu kabul ettirdim. Ben herkese bak işte İyi Parti de muhalefette de bundan karıştı. Ondan dolayı bu iktidarın gerçekten başarı hanesine yazılacak bir konu. Kimse işin bu tarafında değil ama olayın artık herkes tarafından kabul edildiği, bu olayın bir veba gibi her yeri sardığı, adeta bir veba gibi yaklaşıldığı bir FETÖ meselesi söz konusu olduğunda vebadan kaçar gibi falan gibi e, insanlarda algıya yol açtığı falan ortada. Öncelikle bir bu. İkincisi e, bunu neden işte CNN Türk'te Ahmet Hakan'la yapıyorsunuz? Belli ki gemileri yakmak için oraya gitmiş ve e, ne bileyim e, ben ayrılırım veya ben size öyle bir zarar veririm ki bu büyük e, ses getirir. Madem beni dinlemiyorsunuz ben de sizin canınızı yakacak bir şey yaparım diye gitmiş canlı. Yani içeride halledil içeride gemileri yaktığı ortada. Yani Ümit Özdağ'ın partide bir sonuç alamayacağını gördüğünde gürültülü bir çıkış yapıyor. Bir de işin böyle bir tarafı var. Üçüncüsü de elbette iktidarın bütün tezlerine katkı sunan bir çıkış oluyor bu. Yani Ümit Özdağ meselesinin derin devletle, milli istihbaratla, şurayla burayla ilişkileri hep sorgulanan, ben Ümit Özdağ, profesör, doktor, akademisyen kimliği bana biraz daha şey gelir. Bir siyasetçi olarak çok fazla siyasetçi gömleğini onun üzerine oturtamadım. Hele bir parti başkanı falan gömleğini hiçbir zaman Ümit Özdağ'ın üzerine oturtmadım. Ki Ümit Özdağ öteden beri Milliyetçi Hareket Partisi'nde hep ön sıralarda koltukları arzulamıştır. Belki 10 senedir, belki daha fazla. Milletvekili olmak istedi vesaire bir sürü bu siyasi mücadelede hep bir şeyler yapmaya çalıştı ama hep MHP çizgisinde çıkış aradı. Fakat dediğim gibi ona bir akademisyen falan bu tarz böyle stratejist e, kimlik daha yakın gelmiştir buna. Şimdi psikolojik harpçi diyorlar. Öyle mi değil mi bilmem. Elimde belgesi yok böyle şeylerin belgesi de olmaz ama hadiselere baktığınızda hadiseler biraz da size bunu anlatıyor. E, bunu da e, kabul ederim. E, dolayısıyla işin bir de böyle bir tarafı var. E, eğer psikolojik harpçi ise işin o yönüyle FETÖ suçlaması, işte Kürt meselesi, HDP meselesi, işte zaten onunla yan yana koymaya çalışıyorlar falan bütün bu konularda iktidarın hoşuna giden muazzam bir çıkış oldu ki şu anda bütün gazetelerde birinci sayfalarda genişçe yer görüyor. Faruk Bildirici demiş ki Ümit Özdağ tek başına ekrana çıkararak suçlamaya zemin hazırladı. Cevap hakkı öyle telefon bağlamakla olmaz. Üstelik Abdurkadir Selvi yazısında Meral Akşener ve Buğra Kavuncu il başkanı aklamış. Ahmet Hakan hürriyette onu da gizlemiş. Tarafsızlık böyle olmaz demiş. Cansu Çamlıbel Selvi'nin yazısını basmaları bile şaşırtıcı şu noktada. Zira bildiğim kadarıyla Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun tek satır haberinin sokulmaması konusunda talimat verilmiş. Demirören ailesi tarafından İyi Parti henüz külliyen yasak listesinde değil herhalde diyor. İçeriden bir kulis. Koray Aydın, İyi Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu bu akşam 23'te Türk ekranlarında iyiler ve Cesurlar Hareketi'nin görüşlerini açıklayacak diyor. Parti fena halde karışmış durumda. Bunu da böyle şey olsun diye getirdim ekrana. Yavuz Ağır Alioğlu durur mu? Asıl olan FETÖ'cülükle mücadeledir. FETÖ'cülük nedir? Bülent Turan sana söylüyorum. Ümit Özdağ sen anla demiş ki Yavuz Ağır Alioğlu'nu soy ismini söylemekte güçlük çekiyorum. Geçtiğimiz haftalarda hatırlayın sosyal ağlara düşen şeyde yani işte böyle saçma ekonomik değerlendirmeler yapan videosuyla da hatırlarsınız. Yavuz Aleoğlu, A A Ağır Ali oğlunu işte biz telekom özelleştirme şimdi bu kadar kaybettik de işte falan hiç bize dokunmaz bunlar falan diyen bir adamdı. Neyse paranoyaya bakın şimdi. 11 FETÖ'cü hakim ve savcı ihraç edildi diyor Sabah Gazetesi haberde. Ali Can Uludağ demiş ki HSK'nın dün FETÖ gerekçesiyle ihraç ettiği 11 hakim ve savcı ile ilgili ilginç bilgiler var. Bu 11 kişiden 6'sı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra mesleğe başlamış. Geçen Temmuz'da da 26 hakim savcı açığa alınmıştı. Bunlardan 19'u da yine darbeden sonra yargıya alındı diyor. Evet. Bu olay hep devam edecek. Yani onu görüyorsunuz. Bu yani e, temizledik kadroları bitirdik falan filan hep konuşuluyor. Allah ömür verirse görürüz. Göreceğiz belki bilmiyorum. Eğer bu durum, bu devran böyle devam ederse. Sene 2020, 2030'da da, 2040'da da bu tarz temizlikler hep aynı yaftalamalarla devam edecek. Herhalde yani. Bir başka hikaye. FETÖ'nün Solcuları kitabına tepki yazarı ve kitabı basan yayın evi yönetimini tarafımızdan özür dilemeye davet ediyoruz falan filan. O arada tabii iktidarın ortağı o da TV tayfasından Hikmet Çiçek. Çiçek FETÖ'nün Solcuları deyip... İşte sözüm ona cemaat toplantılarına katılmış, cemaat medyasına çıkmış, cemaat vakıflarının etkinliklerine katılmış sol kökenli ve liberal kökenli isimleri listeleyip onları da böyle dar ağacına asıyor, fişliyor adeta. Nurcan Kaya çok güzel söylemiş üzerine tweet'i alıntılayıp herhalde dışarıda kalan az sayıda muhalifi hapsetmek veya susturmak için böyle bir yol buldular demiş. Evet. Yani cemaatin bir biçimde çayını içen herkesi bir şekilde e, yaftalayıp e, temizlik yapacak. Yani mesele cemaat falan meselesi de değil. Mesele dikensiz bir mahalle meydana getirmek. Yoksa cemaatin çayını içmiş, seyahatine katılmış veya toplantısına katılmış insanların çoğunun fikri dünyası itibariyle o dünyayla çok fazla bir alakası, münasebeti olmadığını onlar da biliyor. Samanyolu TV'ye zamanında çıkmanın, Zaman Gazetesi'ne mülakat vermenin, Gazeteciler Yazarlar Vakfı'nın aban toplantısı etkinliklerine katılmanın vs. Pek çok panele, pek çok konferansa, pek çok etkinliğe katılmakla eş değer bir konu olduğunu en iyi onlar biliyor. Ama dediğim gibi mesele o değil. Mesele mahallede bir temizlik yapmak. Ahmet Altan'ın avukatı Çiğdem Koç, müyesser yıldız dışında tutuklu gazeteci yok, sözcü ve türevleri dışında basın yok, Halk TV ya da Tele1 dışında kanal yok zannederek basın özgürlüğü konuşamazsınız. Bin kere söyledim ne kadar gerekirse o kadar yüzünüze vuracağım. Bu iki yüzlü hallerinizi demiş. Evet medya öyledir. Maalesef Kürt siyasetine yer vermez, mağduriyetlere yer vermez. 15 Temmuz darbe kapağının kapağını açmaz, aralamaz, bu iş nasıl oldu sorgulamaz. İktidar yargısının kime eylemlerini işine gelen alkışlar kimisini alkışlamaz. Hukuk yok der öyle zamanlarda ama kimi yargı kararlarını alkışlar o zaman memlekete hukuk dönmüştür. Her neyse iktidar söylemini alır kullanır, iktidar diskuru diyorlar yeni bir kelime. Resmi söylem neyse işte Ankara'nın. Bana göre de Türkiye'de basın yoktur. Yoktur yoktur. Bunları söylediğiniz zaman basın gazeteci olursunuz. De değilse George Orwell'in dediği gibi halkla ilişkiler faaliyetidir. Fikri iktidarı teşhis edemedik diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'nin en haklı olduğu konularda bile kendini dünyaya anlatamadığını belirtmiş. Çünkü fikirler firarda. <laughs> yani Yeri gelmişken Erdoğan'la ilgili Ahmet Nesin'in e, bir iddiası var. Erdoğan'a bu dönemin sonuna dair bir e, anlaşma sunulduğu, yargılanmama anlaşması e, ve e, bunu kabul ettiği takdirde yargılanmadan iktidardan inebileceği e, böyle bir anlaşmanın sunulduğunu Ahmet Nesin iddia etti. Ve geçtiğimiz günlerde hani mafya fotoğraf verdi, mafya, siyaset, emniyet, mit filan üçlüsü bir olay vardı ya Alaaddin Çakıcı, Mehmet Ağar, Korkut Eken ve e, Engin e, Alan, e, MHP'de siyaset yap, yapmış emekli korgeneral, e, o fotoğrafın da bu konuyla irtibatlı olduğunu, o zirvenin, o buluşmanın da bununla irtibatlı olduğunu e, iddia eden bir e, video çekti birkaç gün önce. Gene ben o videoyu e, şimdi Ahmet Nesin'in, müsamahasına sığınarak o videodan kısa bir bölümü, bir dakika kadar bir bölümü size dinleteceğim. Bakalım Ahmet Nesin ne demiş? Burada Erdoğan'a bir ima var. Ne demek istiyorlar onu ben değil Erdoğan çözecek, çözmek zorunda. 15 Temmuz'u da esasında biliyordu. Hiçbir şey olmadan, insanlar ölmeden 15 Temmuz'u bitirebilirdi tabii ama bu kadar insanı hapsedemez. Ciddi bir devlet memuru kesimini yok etti bunların hepsinin Fethullah Gülen ekibinden olduğunu söylemek mümkün değil. Hepsi Fethullah Gülen ekibinden olsa zaten Erdoğan bunu başaramazdı. Bunun boş bir e, buluşma. Oo bir birer içelim ya bir e, işte kebap yiyelim buluşması olmadığı çok bariz belli. Artı herkesin bilmesini istedikleri bir buluşma. Çok gecikir mi bir şeylerin çıkması? Hayır çok gecikmez. Burada ben bunları söylerken esasında bir darbeyi kastetmiyorum. Erdoğan'ı bir ikna etme turları olduğunu biliyorum. Erdoğan'ı yargılanmamak üzere bir tartışma yapıldığını, bunun garantisinin nasıl alınacağı üzerine bir toplantılar yapıldığını, görüşmeler yapıldığını biliyorum. Türkiye'de bir şeyler hazırlanıyor. Darbesiz ikna yoluyla Erdoğan ayrılabilir gibi gözüküyor. Bırakır mı diyorsunuz? İnsanın önüne bu kadar hapis, bu kadar e, uluslararası suç, e, yerli ve milli suç konulunca bazı şeyleri e, kabul etmek zorunda kalıyor. Bu çok pariz bir şey. Erdoğan o yola e, girdi. Bunu kendi istedi. Evet Ahmet Nesin Videonun tamamını Ahmet Nesi'nin YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Biz kendi o anlayışına sığınarak bir dakikalık bir bölümü getirdik. Bir de böyle bir tarafı var işin. Bu buna evet veya hayır diyemezsiniz. Yadırganacak bir şey de değildir. Ülkede uzun yıllar ülke yöneten insanlar mutlaka suça karışırlar. Mutlaka büyük suçlara bulaşırlar. Bu iki kere iki dört noktasında nettir yani. Hani birinci dönemde ikinci dönemde belki olmayabilir ama 15 yıl, 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl bir ülkeyi yöneten insanlar uzun süreli yönetimler ki zaten orada demokrasi yoktur, diktadır. Demokrasi sadece göstermelik ee, dünya görsün diye yapılan işte sandık manevralarıdır, sandık oyunlarıdır yani seçim oyunlarıdır. Dolayısıyla böyle 15 yıl, 20 yıl, 25 yıl iktidarda kalan insanlar suça bulaşmışlardır ve bunlar. Bunların iktidarından götürülmesi esnasında uluslararası dünya kamuoyu neyse muhatapları ona bir anlaşma sunarlar. İçeride de olabilir, bu dışarıda da olabilir. Yargılanmayacaksın. İşte şunu anahtarları şöyle teslim edeceksin. İşte servetini şöyle teslim edeceksin. İşte sen sana da şurada ailenle beraber e, ömrünün sonuna kadar yaşama garantisi veriyoruz. Ya ülkede ya da dışarıda başka bir ülkede falan gibi anlaşmalar yapılır. Bu olmuştur. Çokça olmuştur. Şu anda olmaktadır. Bundan sonra da olacaktır. Özellikle Afrika'daki liderlere, Asya'daki liderlere bu anlaşmalar sunulur. Ahmet Nesin'in iddiası Erdoğan'a da böyle bir anlaşma sunulduğu yolunda. Böyle bir anlaşma sunuldu sunulmadı bilmiyorum. Bende veri yok ama belli ki Ahmet Nesin'de var. Fakat son derece normaldir. Sunulmuş olabilir. Şu anda sunuluyor olabilir. Bundan sonra da sunulur, sunulacaktır. Bu böyledir. Ve liderler de bunu genelde kabul ederler. Genelde bunu kabul ederler. Lukashenko'nun başına gelecek şey de belki böyledir Beyaz Rusya'da, Belarus'ta daha doğrusu. 25 yıl iktidara kalacaksınız, suça Mümkün değil yani. Yani yolsuzluğunuz vardır, cinayetiniz vardır, tehdidiniz, şantajınız vardır. Var oğlu vardır yani. Bir diğer konu, ekonomiye geçelim hemen. Dünya Gazetesi çok e, dikkat çekici bir... E, Manşet değerinde bir haber girmiş ama manşet değil manşetin altında küçük görmüş. Okuyalım. Mısır ve Tunus da gümrük işlemlerini yavaşlattı. Arap boykotu genişliyor diyor. Suudi Arabistan'da başlayan Türk malı, malı karşıtı boykot Mısır ve Tunus gibi ülkelere yayılırken bir diğer adımda Türkiye ile serbest ticaret anlaşması bulunan Fas'tan geldi. Fas parlamentosu Türk mallarına uyguladığı %90 ilave gümrük vergisini 5 yıl uzatma kararı aldı. Türkiye'nin bölgedeki en büyük ticaret ortağı Birleşik Arap Emirlikleri de İsrail ile ekonomik ilişkileri geliştirme yönünde girişim başlattı diyor. İki gün önce ekonomist Atilla Yeşilada, ben de kendisine saygı duyarım, Habertürk yıllarında da beraber aynı ofiste çalışmışlığımız var kendi YouTube kanalında bu konuya dikkat çekmişti. İki gün sonra dünyada haber oldu. Ne demişti Atilla Yeşilada? Ona bakalım ve şimdi Atilla Yeşilada'nın anlayışına sığınarak o iki gün önce yaptığı yayından ilgili bölümü Arap boykotu, Arap ambargosu ile alakalı ilgili bölümü ekrana getiriyorum efendim. Şimdi sevgili arkadaşlar bu yolun sonunda maalesef bizi ciddi krizler bekleyebilir. Türkiye'de ekonomi dördüncü çeyrekte daralacak. Bundan yüzde eminim. Çünkü Merkez Bankası faizleri arttırıyor. Krediler artık bollaşmıyor, daralacak. Ve bir de rakamlarda tam olarak gösterilmeyen Covid salgınıyla başa çıkmaya çalışacağız ki insanlar gönüllü olarak evine kapanacaklar. Ama bu bile dış açığımızı kapatmaya yetmez. Nedeni çünkü iki tane dış sorunla başa çıkmak zorundayız. Bunlardan ilki Arap olur. Yalnız Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, daha doğrusu Katar dışında bütün körfez ülkeleri değil. Son birkaç haftada ihracatçılardan gelen haberlere göre Fas, Tunus ve Cezayir'de Türk mallarına sorun çıkartmaya başladı. Bunun bir kısmı Araplar da milliyetçi bir ırk. Kendi işlerine karışmalarından hoşlanmıyorlar. Türkiye'nin Suriye ve Libya'daki girişimleri onlar kendi iç işlerine müdahale olarak görüyorlar. Bu yüzden de Türkiye'ye karşı hırslılar. Ee, Suudi Arabistan'da çok açık ambargo var. Taahhütler imzalattırılıyor. Tedarikçilere Türkiye'den mal almayacaksınız diye. Ve hatta kraliyet ailesinin önde gelenlerinden biri de Suudilere Türkiye'ye konutlarını satın dedi. Düşmanlık bu boyuta geldi değerli arkadaşlar. Türkiye milli menfaatleri için ne gerekirse yapacaktır. Ama bunu acaba eski müttefiklerimiz ya da tarihi dostlarımız ya da komşularımıza Arap'ları kızdırmadan ya da diye açıkçası merak etmiyor değilim. Evet. Böyle bir durum Amerika'da seçimler, Covid-19, Arap boykotu, sadece Arap boykotu mu? İran İran boykot bırakın yani ambargo İran mal alamayacak durumda şeyden dolayı Amerikan ambargosundan dolayı ülke gerçekten en kötü günlerini yaşıyor. 40 yıllık İran Humeyni devriminden sonra artı Covid salgınıyla ikinci dalgayla üçüncü dalgayla baş edemiyor ve yani sizden bir şey alacak durumu yok. Yani mümkünse belki size satmaya çalışacak bir şeyler sizin de alacak paranız varsa. Aynı şey Rusya için de geçerli. Hem Rusya ile şu anda limonileşen ilişkiler hem de e, ekonomik durum itibariyle. Covid salgını Rusya'da da artık göz ve dikkatinizi çekerim. Covid salgını salgını bütün e, dünya ekonomilerinde o anlamda olumsuz etkiliyor. Avrupa, Avrupa kapanmak üzere büyük ölçüde kapandı. Yani %50'den çok kapandı ve ya benim yaşadığım İngiltere yarı yarıya kapanmış durumda şu anda. Yani biraz daha vakalar falan devam ederse birkaç güne kadar komple kapanabilir ve bu kapanma birkaç ay sürer. Daha kış yeni başlıyor yani. Kasım, Aralık, Ocak kap kapalı geçeriz yani. Aynı şey Fransa, İspanya, Almanya, Hollanda, Danimarka hepsi için geçerli. Hepsi için geçerli ve sizin ihracatınızın, ticaretinizin yarısı Avrupa'yla. Türkiye'yi kastediyorum. Böyle bir durumda oradan da olumsuz etkileneceksiniz. Kolay şeyler değil bunlar. Araplar İsrail'i çok sevdi diye başlık atmış yeni mesaj. Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e yapılan ilk resmi üst düzey ziyarette iki ülke arasında 3 milyar dolarlık 4 anlaşmaya imza atıldı. Birleşik Arap Emirlikleri de sizden koptu. Araplar İsrail'i çok sevdi diye böyle taraflı manşet atıyor yeni mesaj. Çünkü işte bir dini cemaatin gazetesi. Ama yani mesele o değil ki ticaret, bu tür konular, akçeli işler söz konusu olduğunda ne din, ne ideoloji, ne akrabalık, ne hısımlık tanır yani. Bırakacaksınız onu yani. Bak işte Trump Çin'e meydan okuyor. Hem başkanlık döneminde hem de şimdi adaylık kampanyasında. Amerika'da ödediği verginin fazlasını Çin'de ödediği ortaya çıktı. New York Times gazetesi Trump'ın Çin'deki şirketini ortaya çıkardı ve Çin'de ülkesinde 750 dolar vergi ödemişti. Güle güle ölürsünüz. 750 dolar. Milyarderim diyen Forbes listesindeki Donald Trump Happy Top'u ödediği vergi 750 dolar ülkesinde. Ondan daha fazlasını Çin'de ödemiş. Böyledir yani. Böyle bu ilişkilerin ulusalcılığı, yok işte efendim komünistliği, liberalliği, din kardeşliği, ırktaşlığı falan böyle şeyler yoktur yani. İşte Rusya'dan ilginç analiz yeni çağdan getiriyorum. Ankara'nın desteğiyle Azerbaycan'ın Karabağ'ı yeniden ele geçirme girişimi Moskova açısından hala aydınlatılamayan bir şok. Türkiye meydan okuyor. Komsomolets kastesi Moskovski... Molez gazetesi. Evet. Ve sadece o gazetede değil, pek çok yayın kuruluşunda, ajansta Türkiye'ye yönelik eleştiriler var. O, o arada ekonomi demişken, Türkiye hala MHP'nin <laughs> askıda ekmeğini konuşuyor. Ayrı bir konu kaldırmışlar gerçi. Deva Partisi, e, Bahçeli'ye askıda ekmek... Ee, cevabı verirken demiş ki her ortak olduğunda ekmeğe muhtaç ediyorsun. Doğru yani. İktidara her ortak olduğunda ülke krize giriyor. Bu da e, Yeni Çağ Gazetesi'nden Emre Ulaş'ın karikatürü, Cilal Taşdevri. Bu askıda ekmek kampanyası iktidar ortağı olarak size hiç yakışmadı Sayın Bahçeli denince o da idam ilmeğine e, geçiriyor şeyi, ekmeği. Şimdi oldu mu diye soruyor bilirsiniz. O idam ilmeğini meydana attığı konuşmasıyla da meşhurdur. İdam cezasını hükümet ortağı olarak kaldıran Devlet Bahçeli'nin. Devlet Bahçeli kitabı sen yani Türk yakın siyasi tarihinin birebir şeysidir yani. Yansıması yani başka bir şey değil. İz düşümü. TOK, Türkiye Otomobil Girişim Grubu muydu? Uz, açık, açık ismi. Yerli otomobilin bataryası için Çinli Farasis seçilmiş efendim. Bak işte Çinli ilişkiler ondan dolayı Uygurlara falan bir şey söylenemiyor. Öbür tarafta Azeriler kardeşimiz yanınızdayız diyor ama Çin'in yaptığı zulümlere kimse ses çıkartmıyor. Niye? Akçeli işlerimiz var. Neyse geçelim. Bu yerli oto dedikleri otonun oto, oto motoru Alman, bataryası Çin, araç entegrasyonu Alman, şasi, e, şasi sistemleri İngiliz, tasarımı İtalyan. Neresi yerli? Bugün gazetelerde de şu var. Batarya burada üretilecek. <laughs> Dönelim, e, Fırat'a ne oldu, Tumay nasıl öldü? İstanbul'da Bahtiyar Fırat, günlerdir şu anda sosyal ağlarda bir grup insanın gündemi. E, 14 Ekim'den beri İstanbul Havalimanı'na, İran'a gitmek üzere, Hakkari Yüksekova'dan İran'a gitmek üzere İstanbul'a geliyor havalimanında e, ve orada gözaltına alınıyor. E, ailesine mesaj atıyor, birkaç saat haber almazsanız e, beni arayın diye. O gün bugündür yok. 14 Ekim'den beri kayıp bir hafta olmuş. Polislerce önce 3 saat alıkonulmuş. Oradan sonra aracı takip edilmiş. O sırada ailesine mesaj atmış. Ve ondan sonra da bir daha gören olmamış. Eşinin iddiasına göre Bahtiyar Fırat istihbarata teslim edilmek üzere gözaltına alınmış. Bineceği uçak kalktıktan sonra serbest bırakılmış. Demek ki gitmesine izin verilmedi. Ancak havaalanından taksiyle çıkan e, Bahtiyar Fırat o taksinin önü kesilmek suretiyle tekrar gözaltına alınmış ve o gün bugündür kayıp. Bir diğer e, kişi de Kırıkkale F tipi kapalı cezaevinde 6 yıldır adli tutuklu Bitlisli Serkan Tumay cezaevinde yaşamını yitiriyor. Cezaevi idaresinin haber vermesi üzerine aile cenazeyi Manisa'ya getiriyor. Tumay'ın bedeninde darp izlerinin olduğunu fark ediyor. Tumay'ın telefonda annesine beni öldürecek, öldürecekler dediği iddia ediliyor. Evet. Ölen tutuklu da işkence ve bir kayıp vakası daha Bahtiyar Fırat. Bunları da Yeni Yaşam Gazetesi'nden getirdik. Yok bunlar Türk medyasında bugün. Tek satır bile yok. O solcu gazeteler evrensel bir günde falan da göremedim yani. Onun için Türkiye'de medya yok dediğimde ee, üzerine alınmasın insanlar. Yani. Twitter'da bile şu olayı bir avuç insan yazıyor. Bir avuç insan. O da genelde yurt dışından e, yazanlar. Yurt dışında yazan herkes de bunları yazıyor değil yani. Onu da söyleyeyim. Yurt dışında yazanlar bile Ankara'yı rahatsız etmeme derdinde bir bölümü itibariyle. Sözcünün manşeti CHP lideri Kılıçdaroğlu siyasallaşan yargıyı Yeni Zekeriya Öz Akın Gürlek'tir demiş efendim. Böyle eleştirmiş. Akın Gürlek kim? Eee... Akın Gürlek 14. Ağır Ceza Başkanı Enis Berberoğlu ile ilgili e, karar alıyordu. Yani Enis Berberoğlu'nun milletvekili olamayacağı, onun hakkındaki hükmün kesinleştiği ile ilgili. Anayasa Mahkemesi de e, 14. Ağır Ceza'nın hak ihlali yaptığını yaptığı kararı almıştı. Ve Enis Berberoğlu'na vekilliği iade edilmişti bu vesileyle, mahkeme kararıyla ama... 14. Ağır Ceza Başkanı Akın Gürlek'se kafa tutmuştu mahkemeye. Hayır, yerindelik yapamazsın vesaire falan da şu anda hiç girmeyeceğim hukuki tabirlerle meydan okumuştu. Böyle onun belgesi de var. Buralarda değilim. CHP'nin muhalefet etme tarzı bu işte. Zekeriya Öz nasıl zamanının kudretli savcısıysa işte dönemin kudretli mahkeme başkanı da Akın Gürlek. İktidar O cemaat yargısıydı bu da işte Akın Gürlek'in yargısı işte filan ya işte neymiş siyasallaşan yargı falan. Nasıl ki geçmişin faturası Zekeriya Öz ve birkaç kişiye kesiliyor. İktidara bir şey söylendi yok. Bu dönemin faturası da bu sefer de Akın Gürlek ve Akın Gürlek gibilere kesiliyor. İktidar ayıp ya. O Akın Gürlek denen mahkeme başkanı. Hakim demeyeceğim, yargıç demeyeceğim. O işler yani gene, gene altı dolu laflardır bunlar. Herkese izah edilecek laflar değildir. Mahkemenin başkanı olan bu Akın Gürlek denen kişi kendi başına mı alıyor bu kararları? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İstanbul'da Tay Tayyip Erdoğan'la görüşüyor. Çıkışta sırf bu konuyu konuşuyor. Çıkışta işte mahkememiz gerekeni yapacaktır. İşte bu konuyu inceliyoruz falan gibi bir şey söylüyor. Ve çıkar çıkmaz mahkemeden anayasa mahkemesine meydan okuma açıklaması geliyor. Ondan sonra da meclis başkanı bak işte mahkeme böyle bir inisiyatif kullandı. Bize de buna, bize de buna uymak düşer diyor. Anayasa mahkemesi iki yönlü bak paypas oluyor. Yani sadece mahkeme değil meclis başkanı ve saray tarafından da üçlü dörtlü talimatla olan işler. Kendini başına mı yapıyor yani? Bu ülkede şunu unutmayın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olmak, iktidara alternatif olmak, iktidarı sarsmak falan gibi bir derdi yok. Şimdi bakıyorum daha iyi anlıyorum. Geriye doğru da hiç olmadı. Bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi iktidarın en önemli gizli ortağı. Açık ortak MHP. Açık ortak Doğu Perinçek. Gizli ortak Cumhuriyet Halk Partisi. Ve iktidarı orada tutuyor parlamentoyu açık gibi tutarak işte efendim bu tür konularda siyasi demeç vererek yere, yeri geliyor saraya çıkarak falan filan. Ve başkaca bir muhalefetin çıkmasına da engel, engel oluyor. Ona, onu da baskılıyor. Ve böylelikle iktidarın gemisini serbest sularda özgürce yürütmesine imkan sağlıyor. Muazzam bir lojistik destek veriyor. Bugün Selahattin Demirtaş'ı içeri atan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu Cumhuriyet Halk Partisidir. Çok kritik noktalarda kritik iktidara verdiği desteklerle bugünlere gelindi. 15 Temmuz'dan sonra koşa koşa Yeni Kapı'ya giden de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıydı. Tamam olağanüstü hal oylamasına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde destek vermedi. Ama o hal sürecinin başındaki Yeni Kapı mitinginde yan yana durarak ondan sonraki süreçte iktidarın gemisini yürütmesine izin verdi. Sonrasında başkanlık referandumunda 2017-16 Nisan seçim gecesi, referandum gecesi ve sonrasında sesini çıkartmadı. 3 ay sonra bu referandum şaibelidir dedi. Tıpkı 15 Temmuz'a kontrollü darbe girişimi dediği gibi aylar sonra. Muharrem İnce'nin gerçekten güçlü bir Cumhurbaşkanı adayı olarak Tayyip Erdoğan'a kök söktürebileceği seçim gecesi Muharrem İnce de ortadan kayboldu, CHP'de yoktu. Aklıma geldikçe söylüyorum. Bununla ilgili ayrıca programlar yapılır ama mesele olayın belgeselini çekmek değil. Mesele şu gün şu sıcak zulümler olurken biraz evvel ekrana getirdiğim işkence, kayıp ölümler var yahu. İnsanlar kırılıyor. Bugün bir şey yapmak. Enis Berberoğlu vekil olmuş olmamış. Değil yani. Bu değil mesele yani. Erdoğan'ı bekleyen 3 senaryo Adem Yavuz Arslan'ın analizi TR724'te. Erdoğan rejimi Türkiye'nin stratejik önemini masaya sürerek bu süreçten en az hasarla çıkmanın hesabını yapıyor demiş. Başkanlık seçimi gerçekten Türkiye açısından, Ankara açısından önemli. Ancak sarayın işi her geçen gün biraz daha zorlaşıyor çünkü sırtını dayadığı Kremlin'den yükselen homurtular artık okyanusun bu tarafından bile duyuluyor. Bugüne kadar Moskova ile Washington'ı birbirine kırdırma taktiği izleyen Erdoğan'ın hem Moskova'nın hem de Washington'ın kızgınlığıyla nasıl baş edeceği bilinmiyor demiş. Eser Karakaş resmi gazetede bugün kalkınma ajanslarına uzman alım yönetmeliği var ama nedense KPSS şartı kaldırılmış sadece sözlü sınav. Neden? Her yerden pis kokular geliyor. Soru çalma hikayeleriyle neden KPSS'nin şunun bunun sınavların altının boşaltıldığını şimdi daha iyi anlıyorsunuz zannederim. Kadroları temizlemek için bunu yaptılar ve boşalan kadrolara da kendileri sınavsız yerleşiyorlar efendim. Bir dakika yemin edip 500 bin TL kazanmış, çoğu AKP'li 30 vekil yemin töreninden sonra bir daha kürsüye çıkıp hiç konuşmamış. Konuşsa ne olacaktı ki? Bir gün gazetesi bunu kocaman manşetten görmüş. Konuşsa ne olacaktı? Ne olacaktı? Parlamento mu var? Bırakın artık bunları yani. Grip aşısı muamması milliyetin manşeti. Bir buçuk milyon doz aşı alınmış efendim Türkiye'de. Haberin içeriğinde var. Ve bu bir buçuk milyon doz 5 risk grubuna ayrılmış vatandaşlar. 1, 2, 3, dört değil 5. risk grubunda olanlara uygulanacakmış. Düşünün grip aşısı bile kara borsa. Covid aşısına daha sıra gelmedi. Ve son karemiz Bekir Coşkun son köyüne uğurlandı. Onunla bitiriyoruz manşeti. Andrei Coşkun, Bekir Coşkun'un eşi Tabuta çiçekler koydu güle güle canım aşkım canım sevgilim diyerek uğurlamış Ve bu kare beni gerçekten çok etkiledi Bekir Coşkun'un gazetecilik macerasında bir numaralı yol arkadaşı Sütun arkadaşı Emin Çölaşan'dı Arkadaşıydı komşusuydu Sık görüştüğü isimdi birlikte Ankara'da yaşıyorlardı uzun yıllar hep aynı gazetelerde yazdılar ve birlikte transfer ettiler. Hele özellikle son dönemde hürriyetten birlikte atıldılar. Sözcüye birlikte geldiler vesaire. Emin Çölaşan'ın dostuna vefa, vedası da böyle oldu. O açıdan bu fotoğraf gerçekten etkileyici bir fotoğraf. Bir kere daha Bekir Coşkun'a Allah'tan rahmet diliyoruz efendim. Bir manşeti daha böylelikle noktalıyoruz. Yarın tuna, Turan Görür Yılmaz'la Güne Bakış günü, perşembe, cuma günü haftanın son manşetinde buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.